olmasını sağlayabilir. İşte o bu destan sırasında işte güzel Helen Paris'le aşık oluyor ve kocası Menelaus'u terk edip kaçıyor. İşte bunun üstüne savaşlar çıkıyor, insanlar ölüyor, bir sürü olaylar gelişiyor ve bütün her şey olup bittikten sonra bir de bakıyorsunuz güzel Helen kocası Menelaus'un yanında. Hiçbir şey olmamış gibi aynı konumunda aynı saygıyı görüyor, aynı takdiri görüyor. Ben ilk okuduğumda vay be demiştim, bu farklı kültür işte. Ama yani nasıl o kültür neye oturuyor, neyin üstüne oturuyor anlamak tabii zor. Bunu işte altta da kaynağı verdim, Dreyfus, Hubert'le Kelsey'in, Dorrance'ın kitabını okuduğumda bunu özellikle o dönemin etik kavramına ışık tutmak için örnek olarak veriyorlar. Ve diyor ki o dönemde insanlar kendilerini bir tanrı çağırdığında, ki güzel Helen'i Afrodit çağırmıştı, eğer o tanrı onunla kalacaksa, uzun süre kalacaksa, kalıcıysa o tanrı onunla, onu hissediyorsa gitmesi doğrudur. Şimdi bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü böyle her şeyi yasaklayarak hayatı zindan eden bir yaklaşım değil bu, hayata da yer açan. İşte değişik tanrılar var. Apollo çağırabilir, Ares çağırabilir, başka bir tanrı çağırabilir. Ve bu tanrılar çağırdığında eğer o tanrı onunla kalıcı olacaksa gitmesi doğrudur. Dolayısıyla o dönemin halkı Helen'in, güzel Helen'in doğru bir şey yaptığını düşünüyordu. Ve onun için Helen'e hiçbir saygıda kusur etmediler. Sonradan aynı şekilde başlarının üstünde yeri oldu. Şimdi bu çok önemli. Etik, yani o sınırı çizmek işte böyle bir şey. Yani hem hayata yer açacaksınız ama diğer yandan da zarar vermeyeceksiniz. Yani tartışılabilir. Fakat yani enteresan bir kavram önümüze getiriyor. Şimdi günümüz dünyasında bu bakış açısıyla kıyasladığımızda çok aşırı serbestlikle çok fazla aşırı tutuculuk da görüyoruz ve bir aşırı uç durumu var. Dolayısıyla bu ortamımızı çok farklı kılıyor eski Yunan'daki o insanlara serbestlik tanımaya çalışan, geleneğin içinde dahi serbestlik tanımaya çalışan yaklaşımlara göre. Şimdi eski Yunan'daki etik kavramını anlamak için gene bu defa bir de etos kavramını anlamak lazım. Biraz önce de bahsettim. Etos, akıl ve olumlu duyguların bir arada olmasıyla oluşan bir şey. Şey değil, yani katı akıl değil ama şey, acılı duygular da değil. Çünkü acılı duygular aklı engelliyor, acılı duyguları istemiyoruz. Dolayısıyla bu güzel duygularla aklın bir arada olması etik bir ortamın oluşmasına vesile oluyor. Şimdi hemen şeyi de söyleyelim. O dönemde etik politikanın içinde de var, estetiğin içinde de var, metafiziğin içinde de var, bilgi teorisinin içinde de var. Yani estetik daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyor tabii ama ona girmeyeceğiz şimdi. Şimdi o zaman da gene ateşin ve zanaatkarların tanrısı Hephaistos etikle en fazla ilişkilendirilen tanrılardan biri. Ve etik o dönemde işte Heidegger'e göre, ki Heidegger bu düşüncelerini eski Yunan'a dayandırarak geliştiriyor. Zanaat içerisinde kişinin kendini yavaş yavaş geliştirmesi, sürekli geliştirmeye devam etmesi, sürekli ilerlemesini etik olarak tanımlıyor. Şimdi bu bizim için de geçerli, her meslek için geçerli. Yani hiçbir zaman durmadan gelişmeye devam etmek etik bir gereksinim, kişinin kendine karşı sorumluluğu da aynı zamanda. Yine etikle ilgili olarak Prometheus ve kurallardan bir parça bahsetmemiz lazım. Prometheus bir titan, ateşi
eski tanrılardan çalıp insana veren bir titan. Şimdi ateş kurallara karşı çıkışı temsil ediyor. Nasıl hani çocuklara deriz ateş yakma evi yakarsın diye öğretmeye çalışırız, kural öğretmeye çalışırız ama çocuk gider yakar. Bachelard bu noktada diyor ki çocuk yakacak ateşi diyor, bırakın yaksın diyor, çıksın karşı kurallara ama nasıl çıkacağını bilerek çıksın, evi yakmadan çıksın. Yani kurallara çok katı bir uyum değil söz konusu olan. Çünkü insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için o kuralları geliştirmesi de gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor. İşte bu noktada da zaten modern dünya etik bir duruş sergiliyor. Çünkü biz değişime daha açığız. Evet, şimdi genel geçer değerlerden, eski Yunan'ı bıraktık. Genel geçer değerlerden bir parça bahsedecek olursak, gene mesleğe de vurgu yaparak yeri geldikçe, dahil edici olmak, empati geliştirebilmek, bunlar etik duruşu besleyen varoluş biçimleri. Yalan söylememek çok önemli. Hatta etikle ilgili dersler derken online dersler bunlar. İnternette Open Culture adı altında bulabilirsiniz. Diyor ki kapınızda Naziler olsa diyor, içeride de bir Yahudi arkadaşınız olsa, Nazi kapıyı çalıp içeride Yahudi var mı dediğinde yalan söylemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Daima gerçek. Ne yapacaksın? Buyurun bakın de diyor. Ama yani yok deme diyor. Yalan söyleme diyor. Hiçbir şekilde, hiçbir koşulda yalan söylemeyeceksin. Şimdi bu nokta mesleğimiz için de tabii geçerli. Ben hemen çok da sevdiğim bir arkadaşımı hatırlıyorum. Bir keresinde çok da böyle çocuk gibi yüzünü de şey yapıp demişti ki iş hayatı hariç yalan söylemiyoruz. Hayır işte, yani orada da söylemeyeceksin. Dürüstlük çok önemli. Gerek yok. Gerçek her zaman önde olması lazım. Çıkarcılığın frenlenmesi etik için çok önemli bir şey. Yani salt çıkar düşüncesiyle hareket edip başka hiçbir şeyi, her şeyi göz ardı etmek etik ile çelişen bir duruş. Yani hepsini düşünmeniz gerekiyor. Daha sonra daha fazla ayrıntısına gireceğiz. Bunun neler yapılabilir onu göreceğiz. Yani hep kendi çıkarımıza yontmayacağız, başka şeyleri de göz önüne alacağız. Çıkar çatışmalarının önlenmesi çok önemli. Mesela işte bir arkadaşımın, bir iş adamının diyelim, olmayacak bir işi var. Ben ona gidip dersem, ben senin bu işine olur diyeyim, sen de benim şu olmayacak işime olur da ikimizin de işi olsun. Şimdi bu etik bir şey değil. Yani bu çıkar çatışmasına girmek, hatta böyle anlaşmalar falan ayarlamak, bunlar yanlış şeyler. Tutarlı olmak her zaman etik olarak tanımlanır ama sunuşumun sonuna doğru tutarlılığın çok farklı bir şekilde de gerçekleştirilebileceği ve hani günümüz dünyasında çünkü tutarlılık pek de ayakta, yani çok yanlış şeylere de sebep olabilecek bir şey göreceğiz. Devam edelim. Ama yani tekrar vurgu yapıyorum. Yargılamak oldukça zor. Yani bazı durumlarda çok kolay tabii ama genelde yargılamak kolay bir şey değil. Şimdi adı geçtiği için burada hemen kendisini de size göstermek istedim. Martin Heidegger işte ontolojik varoluş konusunda ve işte becerilerini yavaş yavaş ve sürekli ilerletilmesi konusunda Being and Time, yani Varlık ve Zaman adlı kitabında bu kavramlara yer verdi. Bunlar etikle çok ilgili. Ontolojik varoluştan bir parça bahsetmek istiyorum. Gençler diyor, önce çıkar düşüncesine kapılırlar. Her şeyi kendi için yapmak isterler diyor. Ama bir an gelecek ki o genç kişi bunun bu şekilde gitmeyeceğini anlayacak ve dibe vuracak diyor. Çok ciddi endişelere kapılacak. Ve o noktada artık sadece çıkar düşüncesiyle hareket edemeyeceğini, daha başkalarıyla da birlikte var olduğunu, onlara karşı bir takım
duygular beslemesi gerektiğini, onları gözetmesi, koruması gerektiğini, nasıl ki onlar da onu koruması gerekiyorsa, bunu anladığı noktada işte orada o kişi artık ontolojik bir varoluşa erişmiş demektir. Yani bu da etik bir duruşu tarif ediyor. Yani bu da işte zaten bencilliğin de ortadan, yani salt çıkar düşüncesinin ortadan kalktığı nokta bu. Şimdi bu sunumda bazı etik teorilerine kısaca gerektiği kadar değineceğiz. Bunlar arasında Aristo'nun erdem etiği, David Hume'dan çok kısacık bahsedeceğim çünkü bir noktaya ışık tutacak bize. Immanuel Kant'ın görev etiği, John Stuart Mill'in faydacılığı ve John Rawls'un sözleşme etiğinden kısa kısa söz ederek ve gene mimarlığa da bazı vurgular yaparak devam etmek istiyorum. Şimdi önce Aristo'nun erdem etiği. Burada karşımıza kişinin karakteri çıkıyor. Kişinin karakteri çok önemli. Karakterine uygun iş tutması çok önemli. O işi sürekli geliştirmesi, sürekli ileriye götürmesi çok önemli. Şimdi daha önce de bahsettik bundan zaten. Ama hemen bir bağlantı kurmak istiyorum. Kişinin karakteri dediğimizde onu hangi tanrının çağırdığı önemli. Afrodit mi çağırıyor, Apollo mu çağırıyor? Yani o karakter öyle çok da sabit bir şey değil, değişken bir şey, değişik heyecanları olan bir şey. Kimisi tek bir tanrının çağrılarını duyabiliyor, bazısı birkaç tanrının çağrısını duyuyor. Yani karakter böyle bir şey. O zaman ona uygun iş tutacaksın, ona uygun bir iş benimseyeceksin ve o işini sürekli geliştireceksin. Mükemmeliyete doğru gitmekle yükümlüsün. Yani etik, erdem etiği böyle bir şey. Şimdi hatta enteresan bir şey var. Burada Aristo bazı enteresan tartışmalar var. Bir flüt tartışması var mesela. Elimizde bir flüt var. Bir yaşlı adam var. Çok iyi flüt çalıyor. Bir de çocuk var. Flüt çalmayı öğrenmek istiyor. Hangisine verirsin diyor. Şimdi bu çok ilginç bir tartışma. Herkes farklı bir cevap verebilir. Aristo diyor ki yaşlı olana veririm. Çünkü o virtüöz. Ona veririm diyor. Yani ama burada farklı cevaplar veren şeyler, etik düşünceler var tabii ama Aristo'nun cevabı budur. Şimdi bu noktada tabii bir de hatırlamamız gereken bir şey var. Aristo zihinsel emeği fiziksel emekten çok daha fazla üstün gören düşünürlerden bir tanesi. Hatta daha önceden öyle değilken, daha önce fiziksel ve zihinsel emek eşit derecede onurlandırılırken Aristo zihinsel emeğe çok büyük önem veriyor. Fiziksel emeği küçümsüyor. Fakat işte bunu da enteresandır. Memleketindeki köleliği desteklemek için yapıyor. Yani demokrasi var ama aslında kölelik varken üstün olanlar arasında demokrasi var. Yani bunu da böyle iade etmek lazım. Flüt öğreneni de belki bir parça o bağlamda anlamak da iyi olur. Şimdi buralarda tabii bu beceriyi geliştirme konusu, yükümlülüğümüz bu meslek etiğine vurgu yapan bir şey tabii. Şimdi David Hume'dan çok kısacık bahsedeceğiz. David Hume diyor ki kişinin isteyerek ve severek iyi ve doğru davranışta bulunması önemlidir diyor, değerlidir diyor. Yoksa diyor hani zorla bir şey yapmış, onun bir önemi yok diyor. Biz onu istemiyor. Onu biz etik bulmuyoruz diyor. Eğer severek yaparsa biz bunu etik buluyoruz diyor. Şimdi ben bunun için dedim. Çünkü Kant'ın, Immanuel Kant'ın görev etiğinde bu böyle değil. Kant diyor ki sevsek de sevmesek de kuralları uygulamak etiktir. Bunu da çok güzel izah ediyor. Toplumlarımız diyor o kadar kötü durumda ki, insanlar o kadar kötü durumda ki, bunu iyi yetiştiremiyoruz çocuklarımızı diyor. Onlardan bekleyemeyiz diyor kuralları severek uygulamalarını. Yeter ki diyor uygulasınlar. Yeter ki uygulasınlar kuralları, bize bu yeter diyor. Ve bu çok etkili oluyor. Kant çok şeyleri etkiliyor. Yani Kant'ın düşüncesi çok sorumluluk düşüncesi ilk orada çıkıyor. Birey düşüncesi ilk oralarda çıkmaya başlıyor. Bireyi koruyor. Şimdi burada ilginç bir örnek var.
Yine bu birey konusunu anlamak için, bireyin korunması konusunu anlamak için hastanedeyiz, doktoruz. 5 tane hasta yatıyor. İşte birinin midesi kötü, o birinin karaciğeri kötü, birinin böbreği kötü, o birinin kalbi kötü. Her birinin bir yeri kötü ve ölecekler. Tam o sırada içeriye bir tane sağlam birisi giriyor. Keselim o sağlam adamı, o 5 adamı yaşatalım. 1 kişi ölsün, 5 kişi yaşasın. Hayır diyor Kant, böyle bir şey düşünemeyiz. O kişinin birey hakkı vardır, böyle bir şey yapılamaz. Yani buna benzer örnekler, bu uç bir örnek, buna benzer örnekler artırılabilir. Yine Kant'a göre, yani bu bireyin korunması konusuna meslek konusunda da geri geleceğiz. Bireyin korunması ve çoğunluğun korunması konularına meslek konusunda da geleceğiz birazdan. Davranışın türü de çok önemli. Kaba bir davranış. Şiddet içeren bir davranış. Bunlara çok karşı çıkıyor. Yine bir örneğimiz var. Enteresan bir örneğimiz var. Bir tren yolu düşünün. O tren yolundan büyük bir tren hızla geliyor. Tren yolunun üstünde çocuklar oynuyor. Siz de tam oradasınız. Bir tren makasının yanında. Oradan o makasının şeyini çevirip treni başka bir yöne çevirebilirsiniz. Ama o döndüğü yönde bu defa bir adam var tren yolunun ortasında. Çevirir misin, çevirmez misin? Şimdi buna değişik cevaplar veren insanlar var. Büyük bir çoğunluk çeviriyor. Oradaki bir sürü çocuğu kurtarmak için o bir taraftaki yaşlı adamı feda etmesi gerektiğini düşünüp çeviren çok kişi var. Ama hemen başka bir örneğe geçelim. Bu davranışın kabalığı noktasını açığa çıkarmak için. Yine aynı trenimiz geliyor. Yine orada çocuklar oynuyor. Bu defa bir köprü var. Tren yolunun üstünde. Köprünün üstünde ayaklarını da sallandırarak şişman bir adam oturuyor. Yaşlı bir adam. Siz de oradasınız. Tren hızla geliyor çocuklara doğru. Yaşlı adamı itip aşağı trenin önüne, trenin yolunu keser misin? Şimdi biraz önce o makası değiştiren adamlar o adamı itmeyi çoğunluğu reddediyor. Çünkü orada bir şiddet olayı var. Adamı itip aşağıya yani dokunuyor, dokunma olayı var. Şimdi yani olay bu kadar hassas bir şey. Yani çok karar vermek kolay değil dediğim nokta böyle bir nokta. Sebep göstermek, mantıklılık çok önemli. Sorumluluk çok önemli. Şimdi burada hemen hatırlayalım. Yani bu kurallardan madem bu kadar bahsediyoruz. Hani istemesek dahi, sevmesek dahi uygulamak zorundayız. Mimar arkadaşlar, bina yapılmaması gereken yerlere, proje tasarlayanlara ne demeli? Fay hatları üstüne. Yahut da tarihi miras olan yerlere yahut da doğal sit alanlarının içerisine bile bile, yani bu oraların yapılmaması gereken yerler olduğunu bile bile, işte ya ben yapmasam başkası yapacaktı deyip de, ya bu etik değil, bu çok net bir şey bu. Yani burada hiç tartışma götürmez bir nokta var. Olmama, yani topluma zarar veriyor çünkü. Ve kuralı bozuyor. Gene şeyi hatırlamamız lazım. Çizim kurallarımız var, yönetmeliklerimiz var, iyi bir işbirliğinin kuralları var. Telif hakkıyla ilgili bir takım kurallarımız var. Yani Kant'la gene de geleceğiz bu konulara ama Kant'la ilgili bunları hatırlayabiliriz. Faydacılık konusuna geldiğimizde bu daha değişik bir teori. Zaman zaman böyle solculukla da hani çoğunluğun mutluluğuyla ilişkilendirilen bir teori. Eğer çoğunluğun mutluluğu söz konusuysa o zaman o etiktir, yapılması gerekir diyen bir teori ve çoğunluğu azınlıktan korumaya çalışan bir teori. Şimdi burada mesela şey tartışması var, vergi tartışması var. Enteresan bir vergi tartışması var. İşte zenginler daha fazla vergi versin, çok zengin insanlar. Ama orada şey diyor işte Kant'ın bireyci olan teorisi, onların birey hakları var, dokunamazsın, o parayı kazandı onlar derken faydacılık, işte toplumun çoğunluğunu düşünerek o vergiyi almamız gerekir
diyebiliyor. Dolayısıyla bunlar özellikle bu bireyi koruyan ve toplumu koruyan etik teoriler arasında çok çatışmalar var ve çok kötüye kullanılıyor bu çatışmalar. Şimdi burada tabii o tren, hastane örneğini hatırlayalım, tren örneğini vermeyelim. İşte o 5 kişiyi kurtarmak için o 1 kişiyi öldürebilir faydacılık. Yani böyle enteresan şeyler. Hani hangisini ne zaman kullanacağınızı hissettirmek için bunları söylüyorum. Şimdi burada tabii çoğunluğun çıkarına uygun bir biçimde kentin bir bölümünün soylulaştırılması, yani faydacılık da düşünülerek ve başka konu, başka teoriler de düşünülerek tabii karar verilmesi gereken bir şey. Şimdi sözleşme etiği, şimdi karar vermek söz konusu, zor kararlar bunlar. Sözleşme etiği bu noktada bir parça yardımcı oluyor. Diyor, özellikle oy verme konusunda bunu söylüyorlar. İşte toplumun diyor bireylerle bir sözleşmesi var. Toplum o bireyleri korumakla yükümlüdür. Bundan dolayı diyor herhangi bir karar verirken ya da oy verecekken diyor önce kim olduğunu unutacaksın. Ay benim çıkarım kiminse onunla oy vereyim ya da işte benim ideolojim oydu buydu ben gidip ona oy vereceğim ben çocukluğumdan beri bilmem kimle böyle bir şey yok. Önce kim olduğunu unutacaksın, en kötü durumu hayal edeceksin, o en kötü durumdaki insanların kaybedecekleri şeylerin geri dönüşümü var mı? Ölüyorlar mı? Ölüyorlarsa bunu destekleyemezsin. Çok büyük kayıplara, geri dönüşümü olmayan hayatlarını değiştirecek, çocuklarının geleceğini etkileyecek kayıplara neden oluyorsa gene bunu yapamazsın. İşte bunları düşünerek oy vereceksin. Şimdi böyle bir bakış açısı tasarım sırasında da bir değerler hiyerarşisi oluşturmaya konusunda karar vermeye yardım edebilir. Çünkü tasarım öyle bir şey ki her binada farklı bir değerler hiyerarşisi söz konusu. Her koşulda, her fonksiyonda, her değişik ortamda çok ilginç bir, çok zengin bir mesleğimiz var. Zor bir, yani zor kararlar bunlar. Şimdi meslek etiğine doğru işte artık profesyonellik başladı. İşte o genç modernizm, başta söylediğimiz genç modernizm mesleklerle birlikte kaç yüz yıl yaşında sadece. Geleneğin binlerce yılının yanında. Meslek etiğiyle ilgili işte felsefeler yapılmış. Burada hatırlamamız gereken bir şey hemen farklı mesleklerin farklı ve çelişen etik değerleri olabilir. Buna açık olmamız gerekiyor. Çünkü her mesleğin farklı bir meslek ideolojisi var. Dolayısıyla bunu anlamamız gerekiyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu meslek ideolojisi sürekli eğitim içerisinde de, meslek ortamında da ve meslek örgütü içerisinde de geliştirilen, değiştirilen bir şey. Şimdi burada mimarlar odalarının, meslek örgütlerinin yayınladığı davranış kodları var. Burada bir takım örnekleri var. Bizim odamızın da yayınladığı davranış kodları var. Bunlar genel bir takım metinler ve daha çok dürüstlük kavramı üstünde duruyorlar. Ama yani onu okuduğunuz zaman nerede yanlış yaptığınızı kendiniz anlayabilirsiniz. Fakat çok genel bir takım metinler. Şimdi tabii mimarlar odalarının, meslek örgütlerinin, onur kurullarının çok iyi çalıştırılması lazım. Çünkü çıkarcı olan, yani o henüz büyümemiş çocuklukta kaldığını etik olarak iddia ettiğimiz insanların bir şekilde hissedilmesi, tanıtılması lazım. Şimdi yine meslekten bahsettiğimizde, şimdi artık giriyoruz biraz olayın içine, daha geniş bir şekilde giriyoruz. Hepsine girmeyeceğim, siz de görüyorsunuz zaten çünkü burası çok da vakit alabiliyor. Güzel bir kitabımız var, Thomas Fisher'in Ethics for Architects diye. Çok değişik boyutlar işin içerisine giriyor. Müşterinin gözetilmesi, meslektaşların gözetilmesi, imzacılık yapmamak mesela, paydaşların gözetilmesi,
meslek örgütü önerilerinin göz önüne alınması. Çok önemli, üstünde duracağım bir konu, ticari boyutun önem kazanması. Yani bu birazdan ona ayrıca değineceğiz. Bu zaten felsefe içerisinde de çok fazla vurgulanmış bir konu. Toplumun korunması, dahil edici olmak, insanları ayırmamak, mesleki sorumluluk, daha doğrusu mesleki sorumluluk derken bilgilerimizi doğru şekilde kullanmamız, yanıltıcı şekilde kullanmamamız, işlerimizi zamanında yapmamız. Şimdi ben slaydın bir kısmını göremiyorum enteresan bir biçimde. Onun için görebildiklerimi okuyacağım. Siz, yani en sağ tarafını göremediğim için o tarafı size bırakıp diğerlerini, böylece de zamanımızı daha verimli kullanmış olabiliriz. Sanıyorum orada şey var, barınak hakkı falan var hatırladığım kadarıyla. Yani bu Van projesini falan da hatırlatan, işte günümüzde özellikle bu kadar savaşların olduğu, bu kadar acayip göçlerin olduğu, insanların denizlerde boğulduğu, çocukların sokaklarda uyuduğu, yani korkunç şeyler yaşıyoruz. Yani nasıl diyeyim, dünyanın baş dünyaya başka türlü gelen insanlar var. Yani bunların gözetilmesi önemli bir şey. Kültür farklılıklarını gözetilirken evrenselliğin de bir arada gözetilmesi. Yani çok aşırı uçlara gitmeden dengeli yaklaşmak söz konusu oluyor. Doğal çevrenin gözetilmesi, sürdürülebilirliğin. Şimdi gelenek doğal çevreyi daha güzel koruyor ama bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bizim bireyciliğimiz işte gelişmemiş insanların elinde farklı noktalara gidiyor. İşbirliği çok önemli. Doğru iletişim kurmak, işte çizim kurallarımız, verilerin paylaşılması, bir tasarım yaptığımızda onun kontrolünün doğru bir şekilde yapılması, bir binanın güvenliği, iş güvenliği. Korkunç miktarda işçiler ölüyor. Yani Türkiye'de gazetelerde görmüyorum. Türkiye gazetelerini de okurum genelde. Kıbrıs gazetelerinde yazıyorlar. Yani ikide bir de inşaattan biri düşüyor. İkide bir de bir şeyler oluyor. Sürekli işçiler ölüyor. Yani burada çok ciddi bir problem var. Olacak gibi bir şey değil. Malzeme ve sistem seçimi. Doğru malzeme ve sistem seçimi. Burada çok enteresan bir anım var. Bu Kıbrıs'a gelmeden önce bir müteahhit bana erişti. Dedi ki işte bir mimarla çalışıyormuş. Anlaşamamışlar, ayrıldılar. Ben onun yerini alır mıymışım? İşte bir otopark projesi yapacak. Ama orada şey kullanmak istiyor. Arabaları asansörle otoparka çıkarmak istiyor. İşte şoför falan da olmayacak. Her şey mekanik. Bana diyor ki sen bunları belediyeye kabul ettirebilir misin? Dedim ben kendim kabul edersem belediyeye de ettiririm. Ondan sonra başladı bana işte o sistemi kullanacak, bir de ayrıca şey yapacak, binayı tamamen kapatacak, içine de havalandırma koyacak. Dedim ya o kadar kapatmayalım, havalandırma da koymayalım. Yok diyor, ben ona göre para alacağım, bunu anlaştım diyor. İşte bu noktada belli ki bir çıkar çatışması var. Yani anlaşamadık, o gitti. Yine burada afetleri hatırlamamız lazım, yönetmelikleri hatırlamamız lazım, standartlar. İnovasyona açık olmak, yani bu bir modern dünyanın da bir gereksinimi. Dolayısıyla işte o kurallarımızı geliştirmek inovasyona dönüşüyor zaten. İnovasyona açık olmak yine etik bir şey. Bilgisayar teknolojilerinin kullanımı, çünkü bu hayatımıza girmişse ve işe yarıyorsa... Bu kapalılıklar iyi şeyler değil. Şimdi yaratıcılık konusu ayrıca önemli. Eğer ben belli bir projeyi patates baskısı gibi değişik yerlere uyguluyorsam ve yaratıcılığımı kullanmıyorsam, o zaman mimarlık yapmıyorum demektir. O niye mimar parası alıyorum ben o zaman? Yani burada gene etik olmayan bir şey var. İmaj mimarisi çok tartışmaya açılabilecek bir konu. Mimarların ne şekilde rekabet edecekleri, ne şekilde reklam yapacakları çok önemli bir konu. Kariyer konusu, telif hakkı konusu, bunlar hep etikle ilgili konular. Şimdi mimarlık ve tektonik teorilerinde de etik çok önemli yer tutuyor.
Şimdi her şeyden önce özellikle modern mimarlık teorilerinde malzemelerin ve sistemlerin dürüst bir biçimde kullanılması, gösterilmesi, mimarlık stillerini belirler durumda neredeyse. Ama bu mimarların eserlerini de incelediğinizde aslında çok da o kadar sözlerine uymadıklarını görüyoruz. Mesela bu slaytta üstte National Gallery Mies van der Rohe'nin. Orada mesela kolonlar, işte kare şeklinde bir bina var. Kolonlar o karenin orta noktalarında, köşede kolon yok. Aslında kiriş de yok ama enteresan bir döşeme var. Şimdi bunu bana sorsalar bu doğru bir strüktür müdür? Yani bildiklerimize uymuyor. Dolayısıyla hani bu malzeme ve sistemlerin doğru ve dürüst biçimde kullanılması dediğimizde tartışırız. Mies van der Rohe teknik mükemmeliyeti savunuyor olmasına rağmen kolon kiriş ilişkilerinde pek çok detayda kolonlarını krom ile kaplarken sürekli kromla kaplıyor çelik yüzeyleri. Yani çok da uymuyor aslında bu söylenilenlere. Yani bu her şeyin dürüst bir biçimde kullanılıp gösterilmesi söylemine çok da uymadığını düşünüyorum. Postmodern dönemde böyle bir iddia zaten kalmıyor. İşte Philip Johnson diyor ki biz çok sıkıldık böyle şeylerden. Niye dürüst olalım? Ben artık canımın istediğini yapmak istiyorum falan demeye başlıyor. Çünkü işte birey ön plana çıkmış. O bireyin ne istediği çok önemli. Farklı bir noktadayız. Şimdi tektonik teorileri ise teknik ve sanatsal yaklaşım arasında tercih yapıyor. Ya teknik yaklaşımı savunuyor ya sanatsal yaklaşım. Yani birbirine kırdırıyor. Ya sanata sanki teknoloji karşıymış gibi ya da teknolojiye sanat karşıymış gibi. Yani ben bunların da çok etik yaklaşımlar olduğunu düşünmüyorum. Yine mimarlık ve tektonik teorilerinde zamana uygunluk çok ön plana çıkıyor. Yani bir bina tasarlandığında zamana uygun olması önemli bir şey. 20. yüzyılın sonuna doğru ise tam da böyle zamana uygunluktan ziyade geçmiş, bugün, gelecek arasında sürekliliği savunan tektonik düşünürleri var. Bunların arasında Gevor Kartonyan çok önemli. Bu konuda çok fazla kaynak var. Hepsini yazamadım ama yani ilgilenen kişiler olursa daha fazla kaynaklar verebilirim. Şimdi bu ticari bakış açısı konusuna gireceğimizi söylemiştim. Şimdi işte en büyük problem insanlara, doğaya, çevreye aslında bunun felsefi adı araçsal yaklaşım. Her şeye, insanlara araçsal yaklaşmak, doğaya araçsal yaklaşmak, çevreye araçsal yaklaşmak. Yani bu ne demek? Ben bunu çıkarıma nasıl kullanırım? İşte orada 100 tane ağaç var. Ben bu 100 ağacı çıkarım için nasıl kullanırım? Keselim, satalım. Ondan sonra işte insanlara, işte orada 10 tane adam var. Ben bunlara işte daha az para versem de işte bilmem kimden bunu nasıl kullanabilirim? Ondan sonra yani her şeye uygulanabilecek, tarihi çevreye de uygulanabilecek bir şey uygulanıyor. Yani çok çok sıklık oluyor. Yani şu anda en büyük derdimiz bu. Her şeye araçsal yaklaşım. Aslında işte o yapmaması gereken yerlere proje yapanlar da araçsal yaklaşıyorlar. Şimdi Martin Heidegger bunu en iyi tarif etmiş felsefeci. Diyor ki bu insanlar, her şeye araçsal yaklaşan insanlar dünyayı çerçeve, her şeyi çerçeve içinde görüyor. Ağaç. Ağaçla ne yapılır? İşte kesilir, yakılır. Ya da ağaç, işte ağaçla ne yapılır? Mobilya yapılır. Ondan sonra ne bileyim işte orman görüyor. Altın madeni. Orman görmüyor orada. Altın madeni vardır orada. Oraya gidiyor. Ona odaklanıyor. Kamikaze gibi. Kamikaze gibi gidiyor, vuruyor kendini oraya, patlıyor. Kendi de patlıyor, her şey de patlıyor. Yani böyle bir dünya. Ve her şeye bekleyen stok muamelesi yapıyor. Yani orada onu bekliyor. Gidecek, alacak, oradan para kazanacak. Stok. Yani o ağaç değil o, orman değil o. Orada o stok o. Ondan sonra insanlar da insan değil. Onların bir hayatları falan yok. Onlar orada insan stoğu. Alacaksın onu, kullanacaksın. Yani bu işte çok en büyük
En büyük problem bu. Yani tabii ki ekonomiyi de düşüneceğiz. Düşünmeyeceğiz demiyorum ama yani bunları da göz önüne alalım. Yani ağacı da düşünelim, ormanı da düşünelim, insanı da düşünelim. Yani hepsini birlikte düşünerek de ekonomiyi göz önüne alabiliriz. Yani birini bir tarafa atıp diğerini yükseltmeye çalışarak bir yere varamıyoruz, varamayacağız. Yani bu genç modern dünyayı en çok zorlayan bu nokta. Yani kendi kendinin kuyusunu kazdığı nokta burası. Şimdi bunun mimari tasarıma da yansıyor. İşte yani beni affetsinler, çok örneği var. Bir örnek verdim, tanıyanlar da olabilir aranızda ama yani böyle konutlar, villaymış bunlar. Yani 2 metre ötede karşı komşunun yatak odasını görüyorsun. Evinin önünde bir tane şey, doğru düzgün yeşil bir alan yok. Dip dibe dip dibe evler ve bunlar doğanın içinde yaşayacaksın falan diye villa diye satılıyor. Şimdi bu da işte gene arasal yaklaşıyor mimariye. Yani nasıl daha fazla para kazanırım? Nereden ne kısarım? İşte çatı yapmayayım. Ondan sonra binaları şu kadar yakın koyarsam işte oradan daha fazla kazanırım diye düşünen, yani hep böyle kazanç bir kazansın ama yani aşırı bir hesapçı, hep kendi çıkarına yontan bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bir şey vermeden alan. Şimdi ne öneriyoruz bu noktada? Yani bu noktada ne öneriyoruz? Bir kere yani farklı etik teorilerini gördük. Bunların çıkar için kullanıldığını göreceğiz şimdi, birazdan göreceğiz. Yani önce ondan bahsedeyim, aslında daha iyi olur. Burada bir Sulukule örneği var İstanbul'da. Ve oradaki işte yapıları, çok eski yapılar bunlar. Yıktılar ve yerine yeni yapılar yapmaya başladılar. İşte durduruldu, bir şeyler oldu ama yani insanlara yer gösterildi. İstanbul'un çok dışında bir yere bu romanlar, ki hani geçimlerini müzik yaparak falan kazanan insanlar, bir şekilde onlara yerler verildi. Oralara gittiler. Onlar da iyi bir şey elde ettiklerini düşünerek gittiler ama yanıldılar. Şimdi burada orayı yıkmak isteyen insanların söylemi şu idi, faydacı bir söylemleri vardı ve dediler ki işte çoğunluğu korumak adına bu eski yapıların buradan yıkılıp oraya güzel bir yerleşim yeri yapılması gerekir. Söylemleri buydu. Ama burada yanlış bir şey var çünkü farklı bakış açılarını da sunması gerekirdi. Yani çok eksik, bu çıkarcı bir etiğin kötü kullanımı bu işte, etik teoriyi. Etik olmayan bir şekilde kullanmak bu. Yani bu nasıl olabilecek bir şeyse. Halbuki deontolojik etikte der ki bireyin de korunması gerekir. Yani onun da haklarının korunması gerekir. Gitmek istemiyorlar, eylem yapıyorlar. Onları zorla çıkarıyorlar oradan. Yani orada o bireyin haklarının da korunması gerekir. Bunu açan yok. Ya daha doğrusu açıyorlar da dinleyen yok. Sözleşme etiği söz konusu. Bu insanlar geri dönüşümü olmayan bir zarar görecekler mi? Evet. Sen müzik çalarak para kazanan, müzik yaparak para kazanan birini şehrin uçlar bir köşesine gönderirsen, o insanlar nasıl gelecekler şehir merkezine müzik yapmak için? Yol parasını verebilecek mi? Vakti var mı o kadar yol gidip gelmeye? Yani işini mi gerçekleştiremeyecek? Çok yani geri dönüşümü olmayan bir zarar söz konusu. Şimdi bu noktada bütün bunların birlikte tartışılması gerekir. Yani otoritelerin bunların hepsini masaya yatırması gerekirdi. Yani iyi bir otoriteyse eğer, bunların hepsini masaya yatırıp orada ona göre bir karar verilmesi gerekirdi. Belki bambaşka bir şey, belki bir iyileştirmeye gidilecekti. Bambaşka bir şey yapılacaktı muhtemelen hepsi düşünülseydi. Şimdi bu noktada ne öneriyoruz? Tüm etik türlerinin birlikte düşünülmesini öneriyoruz. Bir probleme bakarken tek bir etik teoriyi alıp bakmak değil, hepsini birden alıp değişik bakış açılar. Bireyin durumu nedir? Toplumun durumu nedir? İşte sözleşmeye göre ne oluyor? Büyük bir zarar var mı? Yani bütün bunların hepsini birlikte düşünerek bakıp ona göre halka sunmak ve ona göre karar vermek gerekir.
sadece çıkar amacıyla bir yaklaşımı kullanmak yanlış. Şimdi burada tabii ne yapmış oluyoruz biz? Bu değişik düşünceleri bir arada kullandığımızda aslında bir montaj yapıyoruz. Faydacılıkla işte bireyi koruyan teoriyi ve işte o sözleşme etiğini birbirine montaj yapıyoruz. Burada çok enteresan bir şey, bir zayıf düşünce ortaya çıkıyor. Zayıf düşünce derken yani böyle bir dakika karmaşık bir şey söylüyor bu diyeceğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Halbuki sadece faydacılığı alıp gitmek çok kolay anlaşılır bir şey. Güçlü bir düşünce, güçlü bir konsept. Şimdi zayıf düşünce burada daha etik bir durum sergiliyor. O da dikkat çekilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet son slaydımıza geldik. Yine ne öneriyoruz? Bir şey daha öneriyoruz. Tek bir bakış açısı önermiyoruz. Tutarlı olmak adına sürekli aynı şekilde düşünmek önermiyoruz. Sürekli değişebilen, bağlamsal bir bakış açısı öneriyoruz. Çünkü yani bu mimariye hiç yabancı bir şey değil. Değişik yerlerde değişik mimari tasarımlar yapılıyor. Değişik toplumlarda değişik mimari tasarımlar yapılıyor. Buna biz mimar olarak öncelikle bunu açık olmamız gerektiğini biliyoruz. İnsan olarak da bu globalleşen dünyada işte değişik kültürlerle iş yapılabilen, değişik kültürlerin bir arada yaşadığı bir dünyada bu bağlamsal yaklaşmamız gerekiyor. Ve bu bir çelişki değil aslında. Bu çelişkili bir yaklaşım değil. Bu tam tersine bağlamsal olmanın tutarlılığı böyle bir şey. Günümüzde gene işte bu Dreyfus'la Dorrance'ın önerdiği günümüz dünyasında çoklu yaklaşımlar, çoklu kimlik, değişik yerlerde, değişik kültürlerde, değişik kişilerle, değişik koşullarda değişime açık olmak daha etik bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Evet, benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. El kaldıran arkadaşlar oldu. Onlara dönemedim sunuma devam edelim, sunumumu bitirebilmek için. Evet, şeyi paylaşımı, dur bakayım, stop share diyeceğiz. Şimdi kaldıralım buradan. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok öğretici bir sunumdu. Bu arada tabii yorumlar, sorular falan var. Nihal takip edebildi galiba. El kaldıranlar var. El kaldıranlarla başlayabiliriz belki. O sırada soru yazar dinleyicilerimiz de. Chat'ten ya da sosyal medyadan yazabilirler. Bekliyoruz. Evet, Ferit Kahraman, Diyarbakır Şube Başkanımız söz istemiş, ona veriyoruz. Buyurun Ferit Bey. Ferit Bey? Sesiniz kapalı. Sesiniz kapalı, söz istemişsiniz, el kaldırmışsınız. Yanlışlıkla mı kaldırdınız acaba? Olabilir. Peki Battal Çelik el kaldırmış. Battal Bey söz sizde. Sesim geliyor mu? Evet. Merhaba, merhaba. Öncelikle merhaba hocam. Merhaba. Herkese merhaba. Şimdi ben de felsefe mezunu olarak çok zevkle dinledim hocam sizi. Yani ben şeyi merak ediyorum. Özellikle etik konusunda evrimsel gelişimle olan ilişkisini hocam. Yani insanoğlunun evrimsel gelişimiyle ne derecede ilişki? Yani normal etik değerlerdeki zayıflık insanoğlunun geldiği noktayla mı alakalı? Ya da bu bir geçilebilecek, aşılabilecek bir süreç mi? Şimdi doğrudan cevap veremeyebilirim bu sorunuza ama buna cevap olabilecek şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi yani tarihsel evrimden ziyade toplum içinde de
farklı, çok farklı durumda insanlar var. Mesela benim bir arkadaşım var, zihinsel engelli çocukların eğitimiyle falan ilgileniyor ve bu arkadaşım Ankara'nın en Çinçin bağlarında dersler vermiş bir arkadaşım. Yani sadece engelli olan çocuklara değil, diğer çocuklara da. Ve şöyle bir şey söylüyor. Yani o çocuklar arasında diyor, beslenme durumlarına, ailenin eğitim durumuna ve çok çeşitli faktörlere bağlı olarak zihinsel özürlü çocuklarla karıştırılabilecek durumda olan çocuklar var diyor ve bunlara diyor çok ciddi ayrımcılık yapılıyor. Şimdi bir de hatırladığım başka bir şeyi söyleyeyim. Çok önemli bir düşünür. Diyor ki eğer bir insan diyor çok yoksulsa ve kendisini besleyemiyorsa diyor ondan diyor böyle bir etik bekleyemezsiniz diyor. Şimdi bunlar tabii insanın ben sizin sorunuzdan şeyi anlıyorum. İnsanın düşünme kapasitesinin hangi düzeyde olmasıyla etik ilişkili olabilir konusunu anlıyorum. Yine başka bir arkadaşım, kadın özgürlükleri konusunda çalışan bir arkadaşım şunu iddia ediyor. Eğer diyor aile içerisinde şiddet varsa o toplum içerisinde etik olamaz diyor. Çünkü o çocuk o annesinin şiddet gördüğünü ya da annesinin ezilip boyun eğdiğini gören çocuk diyor. Asla bir etik duygu, yani kurallara uyabilir ama hoşlanmadan uyacaktır diyor. Yani konuştuk işte Kant'la ilgili konuştuk. Severek uymayacaktır. Yani uymayabilir. Kendi de içinde bir şiddet barındırıyor. Yani psikoloji teorileri de bunu söylüyor. Yani tabii insanın düşünme kapasitesiyle kendini gerçekleştirme şansı bulmasıyla yani bu bir şansla meselesi bir parça. Yani hepimiz çok, ben de çok başka noktalarda olabilirdim. O şansı bulmakla ilişkili bir şey. Çünkü belli bir düşünce düzeyini gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya da düzeyini, evet, içimini gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Yani ben şöyle, bu soruyu sormamın sebebi, bazı toplumlar hiç bir kısır döngüden çıkamıyor. Bazı toplumlar da çok ciddi bir gelişme yol alıyor. Tabii bu çok kompleks bir sorun ama teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Resmiye Alpar, sesinizi açabilirseniz sizi dinliyoruz. Merhabalar, sesim geliyor mu öncelikle? Evet, duyuyoruz. Bu güzel sunum için Yonca hocamıza çok teşekkür ederim. Biz çok şanslıyız ona sahip olduğumuz için, değerli katkılarına Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak. Benim bir sorum olacak son zamanlarda özellikle ana akım medyada da birçok daha genel bir soru benim sorum. Mimarlığı da kapsayacak şekilde. Bu yaşam koçluğu adı altında da söylenen sürekli her şey içimizde, bizim bakış açımızda saklı gibi ve biz istersek her şeyi değiştirebiliriz gibi. Aslında bu içimizde ve dışımızda, biz aslında çoğu şeyin de dışımızda olduğunun farkına varıyoruz. Yonca hocamın sunuşunda da bu böyle aslında. Ve bu her şeyin bizim elimizde olduğunu bize bir şekilde ifade eden söylemin aslında umut verici bir söylem olmaktan öte biraz da sıkıntı yaratan bir söylem midir? Bu etik açıdan onu sormak istiyorum. Çünkü çoğu şeyi biz aslında değiştirmeye yetemeyebiliyoruz.
Bunu ve yetemediğimiz noktada da bir tür bir hayal kırıklığıyla birlikte bir geri çekilme de olabiliyor. Bu konuda etik açıdan yaklaşırsak Yonca Hocam ne diyecek çok merak ettim ben. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi yani başlangıçta sonuçumun başında şey dedim, modern dünya farklı değerlerin çatışma meydanı. Bu yaşam koçluğu ve işte herkesi böyle işte dünyayı değiştirmeye davet etmek bunun bir parçası aslında. Ve çok enteresan bir şey. Bilir bilmez insanlar bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ben ona sempati duyuyorum, onu savunuyorum. O biri ona sempati duyuyor, onu savunuyor. Hiç konuyla alakası olmayan, yani orada mesela öyle şeylere şahit oluyorsunuz ki bir soru soruluyor. Orada o konunun uzmanı olan bir insan var. Hayatını bu işe vermiş, bir sürü çalışmalar yapmış. Onun söz alıp alma şansı yok. Hiç alakasız birisi ortamı yüksek sesle alıyor götürüyor. Yani böyle bir davetiyeye benziyor bana söylediğiniz. Ben biraz onu öyle algıladım. Yani herkesi işte bu ortamı belirlemeye davet ediyor. Dünyayı değiştirebilirsin. Sen değiştir dünyayı, öteki değiştirmesin gibi bir işte böyle herkesin yani kifayetsiz muhteris olabilecek bir sürü insanın da ortalığa yükülüverdiği çok da emek sarf etmeden bir şey olabilir bu çok rahat. Yani bu kadar açılması, yani insanların bir durup düşünüp de dünyayı değiştirmeye çalışması lazım bence. Yani neyi değiştireceğini ve nasıl değiştireceğini iyi düşünerek yapmaya başlamak. Değiştirelim tabii, çok kötü şeyler var ama. Teşekkür ediyorum. Kapatacağız canım. Evet, var mı Nihal? Çokça yorum var galiba. Evet, herkes çok öğretici olduğu konusunda yorumlar yapmış. Seçkin Sezer Baydar size sevgilerini iletiyor Yonca Hocam. Nuray Hocam aynı şekilde, Nuray Bayraktar çok öğretici bir sunum demiş. Özlem Olgaç Türker, Aslı Aygün, Songün Yılmaz. Hepsi çok aslında faydalandıklarını ve çok öğretici olduğunu belirtmişler. Ben belki bir Ayşe Sanbur hemen yazdım yeniden ben de diye. Ben belki bir şeyi sorabilirim. Yani aslında bu son dönemlerde, son birkaç yıldır da çok konuşulan hakikat sonrası denilen işte post-truth'un etik açıdan yani her sözün, her cümlenin bir şekilde sizin Sulukule örneğinde de bahsettiğiniz gibi içeriğinin boşaltılıp ondan bağımsız şekilde kullanılabildiği günümüzde aslında söylemlerin etik açıdan geldiği noktayı nasıl tartışabiliriz acaba? Hakikatle ilgili konuyu biraz daha açabilir misiniz? Yani şöyle söyleyebilirim belki, işte mesela bir millet bahçesi projesi üzerinden konuşursak eğer, işte kentin merkezinde yeşilliğin işte bütün kentlilerin ayağına geleceği, içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirebileceği, gencin yaşlının bir arada olabileceği, kente katkı sunan filan diye anlatılan örneğin bir millet bahçesi projesinin aslında baksanız tanıtım programında harika bir söylem görürsünüz. Yani bütün sol sosyalist, işte sosyal demokrat, belki biz yazsak o kadar iyi yazarız yani bunun metnini. Ama görün bakın ki işte gerçekte olan şey aslında işte bir
rezidansın arka bahçesi haline getirilecek. Belki ciddi tarihi kültürel mirasın yıkılmasıyla işte stadyum, 19 Mayıs stadyum mesela Ankara'dakinde ciddi Atatürk Kültür Merkezi alanlarının tahribiyle sonuçlanacak bir proje. Ama bunun sunumu, yani o hakikatin gerçekten işte söylemle yanıltıcı bir noktaya gelmesini etik olarak nasıl değerlendirebiliriz? Ya da bizim hazırladığımız, işte sizin de bahsettiğiniz yanıltıcı imajlarla bunu gerçekten o şekilde yansıtma hali. Evet. Yani bu çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen bir durum. Sanatta da var şimdi bu. İşte adam duvara muz bantlıyor. Ondan sonra onun yanında işte bir söylem var. Yani sanat eseri yok aslında ortada. O duvara yapışmış bir muz var. Birisi de geliyor muzu yiyor, ondan sonra dalga geçiyor ve ona tazminat ödettiriyorlar falan. Öyle böyle enteresan bir şey. Fakat enteresan bir söylem var. Yani sanat eseri olduğunu iddia ediyor ama sanat eseri yok, bir söylem var. Şimdi mimarlıkta da aynı şey ortaya çıkıyor demek. Yani orada bir şey yapmak istiyorlar. Ama o aslında değerli bir şey değil. Bir çıkar durumu var orada. Ama ona bir söylem yapıştırıyor. Ve insanlar bu söylemden büyüleniyorlar. Yani o söylem büyülüyor onları. Çünkü... İşte bir takım çizimler sunuyorlar, onun yanında işte insanları farklı gösteriyorlar, işte o çizimlerin renkleri bir şeyler, bir yandan da yanında o sözcükler. Sanki böyle bir hayal alemi gibi, sanki bir düş ortamına girmişlerdi, her şey bundan sonra çok güzel olacakmış gibi, böyle vaat veren bir şey bu. Tabii yani çok kötü bir şey. Bu konuda şey çok çalıştı, Jean Baudrillard çok çalıştı. Disneyland'la ilgili böyle şeyleri söyledi. Yani Disneyland'da tabii projenin kendisi de öyle. Hani çok fazla hayaller sunmaya başladığınız zaman insanlara, o insanlar güvenerek düşünme, güvendikleri için düşünme kapasitelerini bitiriyorlar ve kendilerini bırakıyorlar. Güvenip kendilerini ortama bırakıyorlar ve bıraktıkları zaman da çok para falan da harcamaya başlayabiliyorlar. Yani çok bunun enteresan sonuçları var. Yani bu tabii samimi ve dürüst bir yaklaşım değil. Yani hemen bunun adını böyle koymak lazım. İşte ticari bir şey elde etmek için insanları kandırmaya yönelik, o projeyi beğenmelerini, desteklemelerini sağlamaya yönelik. Ve hepimiz de şaşırıyoruz. Çünkü ben mesela Kıbrıs'tayım, çok da bilmiyorum. Millet Bahçesi'nin projesini görsem belki de diyeceğim ki aferin, ne güzel şeyler yapıyorlar diyebilirim yani. Başka birisi de bunu eleştirdiği zaman bu defa şeyi de şaşırıyorsunuz. Hangisi doğrusu? O da ilginç bir şey. O da ilginç bir nokta. Yani çoğu zaman orada olamadığınız için ne oluyor? Burada da çok ciddi bir etik durum var. Çünkü birisi hakkında kötü bir şey söylediğinde eğer itiraz edecek bilgiye sahip değilseniz oraya bir soru işareti koyabiliyorsunuz. Yani fazladan fazlasını yapamıyorsunuz. Yani o noktada bir enteresan, yani ortamı kilitleyen bir nasıl diyeyim, hareket var. Teşekkürler hocam. Seyit Ermiyagil'in bir sorusu var. Etik konularda ne kadar eğitimliyiz ve bu eğitim nasıl olabilir? Sevgilerimi iletiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Etik konusu çok gündemde. Bu kavram çok fazla kullanılıyor. İşte hani değerlerin çatışması söz konusu dedim modern dünyada ve herkes kendi istediği değeri empoze etmeye çalışıyor etik olarak ya da olmayarak. Yani ortam bu iken çok kullanılıyor fakat doğru kullanılmıyor çoğunlukla. Alet edilmiyor. Yani benim bahsettiğim şeyler böyle, yani hiç dilimizden düşmüyor ama doğru kullanılmıyor diye.
Teşekkürler hocam. Bir soru okuyacağım Facebook üzerinden. Az önce sorulan soruyla ilgili ahlak ve ahlak anlayışları ait bulunan yere göre değişkenlikler gösterebilir. Bir toplumda ahlaklı sayılan şey başka bir toplumda ahlaksızlık sayılabilir. Örneğin Polha'nın ahlakın ahlaksızlığı eserini vermiş örnek olarak. Bu farklı evrimsel süreçlere denk düşer. Ancak etik ve etik kodlar kaynağını evrensel hukuk gibi keyfiyet ötesi ve tanımlı değer yargılarından alarak gelişirler. Tabii ki nitelik aşamalar geçiriyor olması bakımından insan ve insan topluluklarının evrimsel gelişmelerinden bağımsız değildirler diye düşünüyorum. Diye bir katkıda bulunmuş Metin Karadağ. Bu konuda şöyle bir şey demek isterim. Gelenekleri biz aslında farklı olduklarını düşünüyoruz ama gelenekler aslında birbirine çok benziyor. Gelenekteki değerler birbirine çok benziyor. Bu ilginç bir nokta. Yani bu konuda kaynak verebilirim. Şu anda ismi hatırlayamadım. Çok özür dilerim. Bir İslam düşünürü bunu söylüyor. Yani Katoliklikle, işte Hristiyanlıkla, İslam, Budizm temel değerlerinin birbirine çok çok benzediği, yani gelenek gelenektir olayı var. Şimdi modern dünya da daha başka bir şey var. Yani günümüzde de gelenek bu halden çıktı tabii, bambaşka bir şekle girdi. Yani o gelenekle bu gelenek arasında sanki çok büyük bir fark varmış. Değerler arasında çok büyük bir fark varmış gibi sunuluyor. Fakat böyle bir şey yok. Geçmişte yok, şu anda var. Bir de şöyle bir şey de söylemek isterim bu konuda. Evrensel değerlerimiz var. Yani her ne kadar kültür farklılıkları olsa da tüm insanları kapsayan evrensel bir takım değerler var. Şimdi o noktada yani o kültür öyle, bu kültür böyle dediğimiz noktada o kültürlere de eleştirel bakmak söz konusu bence. Yani evrensel değerlerin zarar gördüğü bir kültür geçmişte yoktu bence. Çok teşekkürler. Mehmet Erdoğan yine teşekkür ediyor. Felsefeye ilgi duyulacak şekilde gördüğüm sunum oldukça önemliydi demiş. Ünal Peker, etik sözcüğü için öz Türkçe karşılık sözcük ne olabilir diye sormuş. Güzel bir soru ama düşünmem lazım öyle bir şey. Dürüstlük denilebilir belki. Düşünmem tamam hocam, teşekkürler. Etik kelimesini kullanıyoruz, biz de etik kelimesini kullanıyoruz ama yani Türkçe bir sözcük bulmak güzel olur tabii. Teşekkürler. Ceren Boğaç'ın bir yorumu ve sorusu var. Çok keyifli bir sunuş oldu, çok teşekkürler Yonca hocam. Bugün Kıbrıs Türk Mimarlar Odası'nın reklam içerikli paylaşımlar, sosyal medya kanallarında sponsorlu tanıtılan reklam içerikli projelerin etik ve haksız rekabet yarattığı mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Mesajın içeriğini tam bilmiyorum ama reklam profesyoneller arasında çok ciddi yaklaşılması gereken bir konu. Yani haksız rekabet oluşturacak reklam yapılmaması lazım. Yani bu bir kuraldır sanıyorum. Belki Tezcan bizi daha iyi aydınlatabilir bu konuda diye düşünüyorum. Böyle bir kuralımız var. Yani eğer eşit rekabet ortamı söz konusuysa mimarlık ofislerinin ya da şirketlerinin haksız rekabet oluşturacak reklamlar yapılması genelde kabul edilmiyor da eskiden, yani şu an nedir tam bilmiyorum. Yani böyle bir kuralımız varsa, eğer biz bir meslek topluluğu olarak böyle bir kuralı benimsemişsek, böyle bir karar vermişsek, yani işte gene Kant etiğini hatırlayalım.
O benimsenen kuralı biz sevsek de sevmesek de o örgüt o kararı vermiş olduğu için ve biz de orada aleyhine dahi oy kullansak o örgütün benimsediği şeye uymamız gerekir. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii Mimarlar Odası gibi örgütler Kıbrıs için de geçerli, burası için de geçerli. Tüm meslektaşlarına eşit mesafede olduğu için aslında hani üyeleri arasında sizin de söylediğiniz gibi Yonca Hocam haksız rekabet yaratacak bir sürece girmemesi gerekiyor. Yani öyle bir sponsorlu reklam içine girmemesi gerekiyor. Normalde Mimarlar Odası'na mesela çok sayıda başvuru olabiliyor farklı kurumlardan, elçiliklerden, yani kendi işte projelerini yaptırmak üzere kendilerine mimar önermemizi istiyorlar mesela Mimarlar Odası'ndan. Tabii ki Mimarlar Odası İşte şu 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 insanlar bunu yapabilir demiyor etik olarak. Çünkü herkese eşit mesafede olduğu için biz bütün üyelerimize konuyu anlatarak duyuruyoruz aslında. İşte nokta nokta elçiliği bir inşaat yaptıracak. Bu konuda daha önce deneyimi olanlar dosyalarını hazırlayıp bize göndersinler. Biz de bunları elçiliğe göndereceğiz diye bir aracılık yapıyoruz. Bu tür talepler geldiğinde, yoksa hani zaten bu konuda ya da elçilik konusunda olabilir, başka bir konuda olabilir, bunlar çalışıyor diye bir böyle analiz yapıp bir envanter oluşturup göndermiyoruz. O açıdan biz yapmıyoruz, doğru değil. Yani Kıbrıs Mimarlar Odası'nın nasıl bir şey yaptığını ben de bilmiyorum ama haksız rekabete yol açabilir, eşitlik ilkesini zedeleyebilir meslektaşlar arasında. Onu söyleyebilirim. Yani konuyu ben de çok bilmiyorum ama bu reklam konusu ve yani senin bahsettiğin meslek örgütünün araya girmesi oldukça hassas olunması, çok dikkatli olunması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir de belki şeyi söyleyebiliriz. Aslında yeni dönemde sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte örneğin Mimarlar Odası'nın belirlediği yönetmelik ve mevzuatlara aykırı olduğu bilinmesine rağmen örneğin iş dağıtımı üzerinden ya da işte şantiye şefliği, imzacılık, öğrenci projelerinin yapılacağına ilişkin mesela sosyal medyada böyle ilanlar, reklamlar, hesaplar görebiliyoruz. Bunun aslında yasak olduğu bilinmesine rağmen public bir şekilde paylaşıma açıldığını ve bunun üzerinden de ticari kar elde edildiğini duyuyoruz. Bu durumlarda da aslında yine etik olarak odanın belirlediği yönetmelik ve mevzuata uyulmamasının dışında meslek alanının etiğini de zedeleyen durumlar ortaya çıkıyor. Belki böyle bir şeydir Kıbrıs'taki de, onu bilemiyorum. Şimdi her alanda böyle, akademik alanda da böyle şeyler var. Yani bana, yani bir freelancer diye bir yere üye oldum ben. İşte ben yazı yazarım gibi bir şey dedim. Bana şey geliyor, sürekli mesaj geliyor. Bana bir tez yazılmasını istiyorum şu kadara diyor. Bana bir makale yazılmasını istiyorum. Yani belki 100 tane falan geldi. Biri tez istiyor, biri bir şey istiyor, o biri diploma istiyor. Yani bunlar böyle açık bir şekilde artık iyice çivisi çıkmış bir şekilde gidiyor olay. Yani biz doğruları söylemeye devam etmek durumundayız. Bunlar bunu yapmaya devam edecekler. Biz bunları yakaladığımız zaman gerekeni yapacağız. Düşündüklerimizi söyleyeceğiz, insanlara teşhir edeceğiz, mücadeleye devam. Evet, Sevinç Kurt el kaldırdı, söz istiyor. Sevinç Hanım'a veriyorum sözü. Buyurun Sevinç Hanım. İyi akşamlar. Önce hocam çok teşekkürler. Çok güzel, çok aydınlatıcı, düşündürücü bir sunum. Her zamanki gibi büyük bir keyifle dinledim seni. Biraz öznel bir cevabı içerebilir sorum. Dünyanın bugün geldiği duruma baktığımız zaman hakikaten doğrular farklılaştı ya da doğrular bizim anladığımızdan farklı olarak bize yansıtılmaya başlandı.
dünyanın geldiği noktada esasında hiçbir değeri olmayan insanlar belki de en değerli noktalarda en önemli kararları almaya başladılar. Bizim hayatımızı Sevinç Hanım, sesinizde bir problem. Hayatımızı olumlu, olumsuz bir sürü şey katılmadığımızda da kendi meslektaşlarımız etik açıdan duyulmuyor mu? Sesimiz gelmiyor mu? Gidip geliyor. Anlamaya çalışıyorum. Peki, özetle şunu sorayım. Bir öznel olarak, bir birey olarak acaba mimarlık alanında ümitlenebilir miyiz bütün bu kargaşa, bütün bu kötüye gidişler içerisinde bir geleceğe ilişkin bir vizyonumuz olabilir mi? Etik değerlerin daha ön plana çıkacağı şeklinde bir ümit görebiliyor musun bu konuda? Yani bu da zor bir soru Sevin. Çok teşekkür ediyorum. Sesini duymayı çok özlemiştim. Ben de. Şöyle bir cevap vereyim. Değerlerin çok net olduğu otoriter bir ortam yerine değerlerin belirsizleştiği, birey özgürlüklerinin daha fazla olduğu bir, madem öznel bir cevap istedim, bireysel özgürlüklerin daha fazla olduğu bir ortamı tercih ederim. Şimdi o noktadan baktığımızda tabii ki bu değerler savaşı ortaya çıkıyor. Herkesin bir tarafa çektiği, işte o yeterince gelişmemiş insanların o çıkarları için onu bunu kapmaya çalışmaları ve tabii bunların yüksek sesle ortaya çıkan bu insanların çok öne geçip bir yerlerini bastırdıkları, hatta böyle işte ülkeleri ele geçirip, dünya şu anda öyle bir şeyin içerisinde, yani bunun bir çaresinin bulunması lazım. Ama gene de hani o değerlerin çok çok net olduğu otoriter ortamlardan iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta geleneği savunan insanların dahi şu anda aslında modern konumda olduklarını düşünüyorum. Çünkü geleneği savunurken işlerine geldiği gibi savunuyorlar. Bu çok modern bir şey. Yani hiç de aslında o gelenekteki o belirgin değerlerin çıkarlarına uygun davranıyorlar. Dolayısıyla bu modern bir şey. Yani o modernlik ve o bireyin özgürlüğü konusu bana ümit veriyor. Yani giderek kötüye gidiyor gibi tablo gözükmesine rağmen işte bu genç modern dünyanın bir şekilde bu sorunu çözeceğini ümit ediyorum. Ama hani bunu çözmek için özgürlüğümü ben bitirmek istemiyorum. Battal Çelik yeniden söz istedi. Ona söz verdik. Battal Bey, buyurun. Merhaba herkese, tekrardan merhaba hocam. Teşekkürler. Hocam, konumuzla ilgili çok güzel bir konuya değinmek istiyorum da şu Aziz Nesin'in, yani kendisinin hayranıyım ben zaten Aziz Nesin'in. Aziz Nesin'in Zübük benzetmesi var. Ve zübüklerle ilgili, yani tarih boyunca her zaman zübüklerin olduğunu ve zübüklerin menfaatçi, dar görüşlü bütün ilişkileri kullanmayı bilen kurnaz insan tiplemesi ve ne yazık ki bizde zübükler çok fazla. Ben zübüğü de izlediğim zaman, yani gördüğüm zaman da günümüzü anlatıyormuş gibi taptaze. Neden bizde bu kadar çok fazla zübük var hocam? Onu soracağım. Teşekkür ederim, sordum Batal. Aslında yani Anadolu insanına baktığımızda, yani benim yetiştiğim yıllardan, ben şimdi 60 yaşında oldum, hani 50 sene önce bundan. Anadolu insanı pek öyle zübük falan değildi. Yani çok güvenilir. Yani aralarında vardı tabii her zaman kötü insanlar, ama hani Anadolu insanı dediğimizde işte halk İslam'ı falan dediğimizde güvendiğimiz, doğru düşünen, yani aslında bir okula falan gitmemiş ama hani konuştuğu zaman çok akıllı konuşan, çok doğru kararlar veren,
insanlar hatırlıyorum ben çok güvendiğim, ama yani şu anda gerçekten çok uzaktayım da biraz, ama hani gördüğüm tablo çok tuhaf bir tablo da var. Tabii medyada sürekli kötü şeyleri ortama taşıdığı için yani çok fazla zübük gözüküyor. Bir de tabii zübükler öne geçtiği için çok fazla zübük gözüküyor. Şimdi kurnazlık, yani belki şöyle bir cevap verebilirim sana. Kurnazlık güçlü düşüncedir. Yani kurnaz adam çok da etik düşünmez. O çıkarını düşünür ve o çıkarı için öyle bir şey yapar ki, çok güçlü bir şey yapar, öne geçer. O bir taraftaki, o etik düşünülecek olan kişi düşünür, zaman kaybeder. Hem zaman kaybeder hem bir sürü şeyi göz önüne aldığı için çok güçlü bir düşünce ortaya koyamayabilir. Bir de hani ortalıkta bu çok kurnazlar gezdiği için ortaya da çıkmayabilir. Yani bizim Anadolu'da mesela Osmanlı şiirinin içerisinde Melami diye bir şair tipi vardır. Yaşam biçimiyle örnek olur ama şey yapmaz. Ortaya çıkıp da konuşmaz, öne geçmez, bir şeyleri yapmaya çalışmaz. Yaşam biçimiyle örnek olur. Öyle geri planda durur. Melami. Belki burada şunu tartışmak iyi olabilir Yonca Hocam. Aslında neoliberalizmin kendisi bir karakter aşınması yaratıyor insanda. İşte Türkiye'de ilk yıllardaki, işte 1980'den sonraki ilk uygulamalarda Turgut Özal'ın o çok müthiş bir deyimi var. Benim memurum işini bilir yaklaşımı. Aslında bütün etik değerleri alt üst eden bir yaklaşımdı. Mesela artık utanma diye bir şey kalmadı mesela. Toplumsal bir arlanma dediğimiz, hani birinin bir şey yapması, mesela ne bileyim, eğer karısına ya da çevresindekine şiddet uyguluyorsa mesela toplum onu gözleriyle bir miktar belli bir hizaya sokardı. Şimdi artık o yok. Ya da birisi bir yerden bir şey aldığında, izinsiz bir çalma çırpma yaşandığında artık bunlara çok şey bakılmıyor. Yani bir karakter aşınması yaşanıyor. Yani bireysel kurtuluşlar, bu neoliberalizmin sürekli yaklaşımıyla aslında bütün toplumsal değerlerimizle birlikte etiği de kaybediyoruz. Yani bunu yeniden nasıl inşa edeceğiz? Bu her alanda böyle, akademide de böyle. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, yani ismini okul vermeden söyleyeceğim, bir dekanımızın hocalarımıza hiçbir şey yayınlayamıyorsanız öğrencilerimizin ödevlerini yayınlayın dediğini ben duydum. Kendim duydum ve yapıldığını da biliyorum. Yani akademi mesela, hani akademik etiğin çok ciddi olması gereken bir yerde bile böyle, bunu nasıl toparlayacağız? Bence etik düşünen insanlar bu konuda çok bir şey yapamayacaklar. Bence bu kurnaz olan insanların başı derde girecek. Bence onlar değişmek zorunda kalacak. Bana öyle geliyor. Yani Heidegger'in tanımlaması bu. Benim aklıma öyle bir şey geliyor. Çünkü ne yapabiliriz ki bu insanlara karşı? Yani mücadele edeceğiz tabii, etmemiz lazım. Ama ne elde edebileceğiz? Elde etmesek dahi mücadele edeceğiz, etmek lazım. Kazandığımızı kazanırız. Ama yani gidişat sanki aşağı doğru gidiyor gibi. Tabii gerçekten böyle dalgalana dalgalana yükseliyoruz aslında bence. Tabii şöyle bir şey de var, yani bütün bu hani etik değerlerin yok olmaya çalıştırıldığı ve çoğaldığı bir süreçte yani o doğruyu savunmak aslında çok büyük bir güç haline dönüşüyor. Gerçi Anadolu'da hani doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar mevzusu da var ama bugün biz mesela Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde işte o kentsel ölçekteki bütün rant ve talanları söylüyor olmamız, aslında bunun bir parçası olmuyor olmamız aslında daha olduğundan daha büyük bir güç haline getiriyor. Yani sadece doğruyu söylemek
etik değerleri savunmak, meslek ahlakını savunmak, telif hakkını savunmak ya da işte okulda aldığımız o eğitimlerde doğal sit alanına işte Atatürk Orman Çiftliği'ndeki gibi kaçak saray yapılmamasını söylemek. Bunlar bir taraftan hani bu kadar bir yozlaşma var, bir karakter aşınması var ama bir taraftan da toplumun dönem dönem ilginç vicdanları var. Bu tabii sizin de söylediğiniz gibi dalgalı gidecek ama gerçekten bugün herhalde toplumun bu kadar etik olmayan yaklaşımlar içerisinde en çok korktuğu şey etik duran kurumların, insanların, kuruluşların varlığından rahatsızlık duyuyorlar. Bu bile aslında etiğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Katılıyorum. Yani doğru söz kendini gösterir. Doğru söz kendini gösterir. Ama yani insanlara yeterli kanıtın sunulması lazım. Yani siz sunuyorsunuz tabii. Yani siz bunu gayet iyi yapıyorsunuz. Ama yani her alanda insanlara yeterli kanıtın sunularak o sözün gücünün hissedilmesi önemli bir şey. O işe yarıyor hakikaten. O işe yarıyor ama yani gene de bu insanlar yasayı da kendileri yapıyorlar. O yasayı uygulayanlar ya da uygulamayanlar da kendileri mahkemeye veriyorsunuz, kazanıyorsunuz, uymuyorlar. Yani herkes ne olup ne, yani bir sürü insan ne olup ne bittiğini bilirken aslında ata alan da Üsküdar'ı da geçmeye devam ediyor. Ama yani ne olursa olsun bence bunun mücadeleye devam edilmesi şart. Yani başka türlü onu hepimiz için yapıyoruz. Yapmamız lazım yani. Yani tamam artık ya bir şey yapamıyoruz, kanunlara da uymuyorlar, mahkemeye de uymuyorlar deyip o zaman bırakalım dediğimiz noktada hepten biteriz. Mehmet Erdoğan'ın bir yorumu var bunun üstüne. Doğruyu söyleyenler azaldığı için az da olsa doğruları söyleyenler önemlidir demiş. Bir de az önce bağlantıda sıkıntı yaşayan Ferit Kahraman, Diyarbakır Şube Başkanımız bir yorum ve soru eklemiş. Merhaba, değerli katkıları için hocamıza ve bu dolu programı bize ulaştırmakta emeği geçen Ankara Şubemize teşekkür ederim. Telefondan bağlandığım için yanlışlıkla el kaldırmışım sanırım. Özür dilemekle birlikte bu vesileyle bir soru sormak isterim. Meslek etiği konusunda yaşadığımız sorunlar hakkında üniversitelerimizde bu konuda eğitimlerin, derslerin olması gerekmiyor mu? David Hume'un dediği gibi elbette kişinin doğru ve iyi davranışta bulunması kendine bağlı ve eğitim verilmesi demek tamamen sorunları ortadan kaldırmayabilir ama yine de eğitim şart değil mi demiş. Yani çok doğru ama şimdi o eğitimin de özellikle bir mimarlık etiği dersi açılarak olması gerekmeyebilir. Tasarım eğitimi içinde özellikle etik konulara oldukça fazla giriliyor. Yani o mimarlıkla ilgili değerler tasarım eğitiminde çok ön planda olabiliyor. Ama tabii bugün konuştuğumuz genişlikte bir etik bilgilendirmeyi ancak insanlar meslek hayatına girdikleri zaman o boyutlarla karşılaşıyorlar. Evet, aslında üniversitelerde zorunlu hale getirildi bildiğim kadarıyla etik dersi. Ama yine de içerik olarak bahsettiğiniz gibi bu kapsamda ve bu tartışmaların dönebildiği değil de biraz daha formalite dersleri haline geliyor ne yazık ki. Yani nasıl lisede felsefe dersleri o şekilde geçiyorsa çoğunlukla, üniversitede de o dersler çoğunlukla sıkıntılı olabiliyor. Teatral şekilde gerçekleştirilebilir belki o dersler. O zaman eğlenceli olabilir. Yani insanlara soru sorarak sen ne, yani işte kaç ki elini kaldır. Yani sen işte o adamı aşağıya itsin mi itmesin mi falan. Yani, yani o farklılıkları da fark etmelerini sağlamak ilginç olabilir. Çok teşekkürler hocam. Benim görebildiğim kadarıyla soru ve yorumlar bu kadar. Sosyal medyada da tekrar kontrol ettim. Herkes çok sevgi ve selamlarını iletiyor, teşekkürlerini iletiyorlar.
Uzun zaman sonra sizi görmekten mutlu olduklarını söylüyorlar. Tezcan Hanım, sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa... Ben de çok teşekkür ederim. Ben de Seçkin'e katılıyorum aslında. Seçkin, Sezer Baydar şöyle bir yorum yapmış. Uzun süredir bu kadar huzurlu bir sesi duymamış olmanın kırıklığı içerisinde mutluluğunu ifade etmiş. Gerçekten uzun süredir Yonca'nın sesini duymadık, huzur veren sesini. Ben isterseniz şöyle kapatalım diye önereceğim. Yani katılımcıların hepsini ben... panelist yapayım, bir birbirimizi gerçekten görelim, bir de gerçi bir toplu fotoğraf alalım diye herkesi panelist yapıp bu odaya alacağım. Çok teşekkür ederiz gerçekten hem Yonca'ya hem dinleyenlere. Farklı bir aslında tartışma süreci başlatıyoruz bu vesileyle. Yani mimarlık ve etik tartışmaları. Gerçekten meslek alanımıza dair hem iktidarın yürüttüğü politikalar hem aslında meslektaşlarımızdan doğru yaşanan o aşınmaları, mesleki aşınmaları da gündeme getirmek gerekiyor. Yani işte Galata Köprüsü'ndeki pardon Galata Kulesi'ndeki Hilti ile yapılan restorasyon süreci de aslında meslek etiğinin bir parçası. Diyarbakır Sur'da bütün o tarihi yapıları, binlerce yıllık yapıları yıkarak yerine yeni yapılar yapılması da aslında etik bir sorun. Atatürk Orman Çiftliği'nde Kaçaksaray yapılması da etik bir sorun. Yine coğrafyanın yol göstericiliğini reddederek İstanbul'da Kanal İstanbul yapılması da etik bir sorun. Bütün bunlar bugün bir doğa talanının, doğal ve kültürel varlıkların yok edilmesiyle başat giden bir meslek etiğinin aşındırılması, insan etiğinin aşındırılması, ya bir karakter aşınmasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla süreç devam edecek ve Yonca Hocam'dan herhalde daha çok ders almaya, seminer almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bir taraftan da herkesi panelist yaparak içeriye almaya başlıyorum. Kameralarınızı açarsanız seviniriz. Nihal sen de yapabiliyorsun herhalde promote panelist. İkimiz bir taraftan. Herkes alabiliyor mu ekranı? Ay çok güzel. Ay herkesi görmek çok güzel bir şey. Ayşe, seneler sonra Ayşe'yi gördüm. Bu şeyin böyle bir çok faydası... Çok özlemişim, pardon. Evet, ben de öyle. Şimdi ismini de görünce, görüntüyü de görünce tanıyıp çok keyif aldım. Teşekkür ederim, ben de. Acaba ekran açmak istemeyenler olabilir mi diye düşündüm. Selam Athena. Merhabalar. Evet, ekranlarını açarlarsa çok güzel bir fotoğraf çekmeyi planlıyoruz. Bütün katılımcılarımız. Evet. Aa, Gülseren Hanım'ı da gördük uzun süreden sonra. Evet, diğer arkadaşlarımız da açıyor galiba. Aslında pandemi süreci olmadığında biz odada bütün katılımcılarla birlikte fotoğraf çektiriyorduk böyle yüz yüze. Çok keyifli oluyordu ama pandemi sürecinde de böyle bir yöntem bulmuş olduk. Güzel bir yöntem. Evet. Güzel bir anı olur bu böyle. Evet, bir de ekran alırsam. Evet. Aa, Mehtap da buradaymış. Ne güzel. Evet, evet göremediklerimiz de burada. Çok teşekkür ederiz gerçekten hocam. Yonca hocam, muhtemelen sonraki seminerlerinizi programlayacaksınızdır diye düşünüyorum.
Konuşursak sevinirim. İstiyorum tabii. Ama yani benimle beraber katılmak isteyecek arkadaşlarım da olduğunu düşünüyorum bu konuda çalışan. Hep birlikte bir şey yaparsak daha da güzel olacak. Hocam siz modere edin. Yani hakikaten bir ekiple bunu tartışmak lazım. Belki bir süre sonra şunu da yapabiliriz. Keşke öyle bir ortam olsa. Mesela belirli konular üzerindeki aslında analiz yaparak meslek etiği üzerine tartışmak. İşte Hasankeyf üzerine mesela buradaki bütün o davranışların etik boyutunu, meslek etiği, işte faydacılık, o sizin anlattığınız bütün alanlarla değerlendirip yani uygulamaları belki bütün bu genel etik süreci içerisinde değerlendirmek, Hasankeyf'i, Diyarbakır Sur'u, Atatürk Orman Çiftliği'ni, Kanal İstanbul'u, gerçekten Haliç Port'u, Galata Port'u biraz da belki bu uygulamalarla değerlendirmek, böyle ekiplerle tartışmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Güzel olur bütün boyutlarıyla. Tamam, o zaman bunu bir devam edecek bir söz olarak algılıyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Önerilerinizle zenginleştireceğiz. Dinleyen ve katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar gerçekten. İyi akşamlar. İyi akşamlar.